Axşamınız xeyir olsun, mənim əziz izləyicilərim. Öncə təşəkkür edirəm canlını gözlədiyinizə görə və bu şəkildə diqqətinizə görə minnətdaram. Bugün çox maraqlı mövzuyla qarşınızdayıq, təbii ki, həmişəki kimi. Və bunu sizin fikirlərinizdən dolayı belə rahat söyləyə bilirəm. Çünki həmişə yazırsınız ki, sizin mövzularınız fərqlidir və həmişə maraqlıdır, diqqətimizi çəkir. Çünki mənim özümə də çox maraqlı olan psixoloji problemlər, narahatlıqlardır ki, çalışıram izləyicilərimlə də bunu bölüşüm və təbii ki, qonaq çağırım, qonaq dəvət edeyim, bərabər diskusiya eləyək, bərabər suallarımızı verib cavablarımızı alaq. Deməli, bugün danışırıq ruhsal olaraq sağlam olmaqdan. Qonağım psixiatr, uzman psixiatr Azər Bağırovdur. Mən Azər Bağırovu dəvət edəcəm. Amma öncə sizdən də xahiş edəcəm ki, suallarınızı hazırlayın. Əgər hər hansı sualınız varsa, məncə var. Çünki dünənki paylaşımlarımda sizə sual vermişdim ruh dinçliyiniz haqqında. Həmişə bu ilk başlanışlar biraz çətin olur, amma sonra öz axarına düşür. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm fikirlərinizə, sağlamlarınıza görə. Mən canlıyı ala bilmirəm, amma bir şəkildə həll edəcəm. Əleyküm salam, Əmirə xanım. Bir azca səbr edeyim. Deməli, xatırlatma edeyim ki, danışırıq ruhsal olaraq sağlam olmaqdan. Salam, siz psixoloqsunuz. Xeyr, mən psixoloq deyiləm. Mən jurnalistəm. Qonağımı dəvət etdim, istək göndərdim. Təkrar xatırlatma edim ki, qonağım uzman psixiatr Azər Bağırovdur. Yəni, olur belə canlılarda. Başlamaq biraz çətin olur, amma gedişat maraqlı olur. Salam. Axşamınız xeyir olsun, Azər bəy, salam. Salam. Hoş gördük. Hoş gördük. Mən də hamını salamlayıram.
Teşekkür ederim. Biz de sizi salamlayırız. Başlayar başlamaz suallar yazıldı. Ona göre fikrim aniden dikkatimi çekti orada. Sual ama siz de izleyicilerinizi salamlayın. Önce teşekkür ederim daveti kabul ettiğiniz için ve ümit ederim ki bugün çok maraklı bir müzakere olacak ve biz sizden bugün ruhsal olarak dinçliğimiz için çok şey öğreneceğiz. Ben aslında çok teşekkür ederim. Ben davet edildiğiniz için güzel de mevzu seçmişsiniz. Bir dakika bu şeyi yerleştirmeye çalışıyorum. Ben de herkes salamlıyorum. Sizin izleyiciler ve benim izleyicilerimi. Yine diyorum teşekkür ederim. Beni davet edildiğiniz için mevzu da çok güzeldi. Ruhsal sağlamlık. Çünkü ruhsal sağlamlık, ruhsal normal olmak. Bunun gibi mevzular çok gayrimüeyyen mevzular olduğu için her zaman insanların beyninde soru işareti yaratırdı. Ona göre bu mevzu etrafında danışmak güzel bir seçimdi. Yani hem de Nece aynı olabilir? zamanda o kadar çok şeyi ihat eder ki ruhsal olarak. Yani içinden bütün psikolojik problemler sanki var. Böyle düşünürüm. Tabii ki. Tabii ki psikolojik problemler varsa ruhsal sağlamlık var diye Aynen. bilmirik. Evet. Ona göre de yani psikolojik problemlerin neler olduğunu aydınlaştırmak lazımdır ki onların olup olmadığından yola çıkaraktan biz Aynen. ruhsal sağlamlığı ölçebiliriz. Ruhsal sağlamlık aslında dediğimizde çok geniş bir kavram şey olarak da terim olarak da geniş bir terimdi. Bir de böyle bir şey değil ki mesela şimdi diye ki bir böbrek hastalığı var ya da yoktu değilebilir. Ama bu beyin faaliyeti biraz farklı olduğu için burada tamamıyla yoktur sözünü istifade edebilmeliyiz. Vakti zamanında Freud'e de bunu sormuşlar ki ruhsal olarak sağlam insan ne demekti? Freud'un Evet. cevabı sevebilen, işleyebilen, Çalışabilen de çalışabilen insan ruhsal olarak sağlam bir insandı. Bu sözler aslında öyle bile sözler değil. Çünkü biz görürük ki mesela için sevebilen sözün neye göre istifade edildi? Çünkü narsistik karakter patolojisi olan insanların sevme kabiliyeti olmuş. Ve onlar bu mevzuda hakikaten problem yaşıyorlar. Yani karşılarındaki yok, özleri de problem yaşıyorlar. Empatiye kurabilmeler. Çalışmak kabiliyeti, fonksiyonallık bu derece özünde de psikiyatrik hastalıkların tesnifatında şahsin fonksiyonallığı değerlendirilir. Yani ki müeyyen psikiyatrik hastalıkların alametiyle yanaşı o insanın fonksiyonallığını ne kadar bozup ona bakılır. İnsanlarla münasebet yani ünsiyet kurma bacarığı bunlar da psikolojik sağlamlığın ölçütleridir. Yani Galiba. bu kriteriyalar psikolojik problemlerde bozulur. Bazılarında çok derin bozulur, bazılarında sert bozulabilir. Ama ümumiyette bunlar önemli kriteriyalar. Ben hatta o kadar önemlidir ki Freud aynı zamanda da demiş ki ruh sağlığı eşittir. Yani doğrudan da bir insanın ruhu sağlamdısa o eşkle, şövle yaşayır demekti. Ve bu Freud'un bu sözü benim hakikaten de dikkatimi çekti. Sevebilen başka, çalışabilen başka, bir de ruh sağlığını eşk adlandırdı. Bu bir aşktır demiş. Azer Bey, sorular var. İcazenizle ben onları seslendirin ki bazen internet Olur. sorunu olur ve itir. Biz yine de zaten devam edeceğiz. Benim de bazı Evet. sorularım var. Aha, size sorum Aha, var. dokun. Ben ahır vaxtlar neyse əsəbləşir, cevap verə bilmirəm və həmin vaxt özümü çox narahat hissedirəm. İstilik gəlir, başımdan ağrı qalxır, ruhen özümü çökmüş hissedirəm. Bu hal birbaşa psikiyatrik vaziyet, yani psikolojik vaziyetle psikiyatrik vaziyeti ayırt etmek lazımdır. Psikolojik vaziyetler biraz daha diye ki yaşanmış hadiselerin tersiriyle, diye ki hayatımızda yaşanmış müeyyen hadiselerin tersiriyle bizim geleceğe bakışımız, hadiselere bakışımız, ümumiyyətlə özümüzü değerlendirmemiz, bu hakta fikirlerimiz değişebilir, evvelki motivasyalarımız olmayabilir. Bunlar daha
müddete yayılı şeylerdi. Ama hanımın, izleyicimizin verdiği sualda yaşadığı şey teşviş ağladı. Yani ki insanlar eser, heyecan geçirdiği hallarda adrenalin ifrazı olur. Adrenalin ifrazıyla birlikte de bedende müeyyen fizyolojik prosesler olur. Nerede bunlar? Ürek döngüsü, terleme, titreme, esme, hıçkırma, ağlama kimi hallar. Bunun kimi hallar olabilir. Ona göre de bu halları boğmaya çalıştıklarında da daha da artır. Emosyonal kontrol mümkün olur. Yani burada öfke kontrolünden, burada asap kontrolünden söhbet gelir. Hemen insan asap kontrolünü öğrenmesi lazımdır ki bu halları yaşamasın. Esebleşmemek mümkün değil. Yani insanlar daha çok hedefliler ki ben hiçbir şeye esebleşmeyeyim. Bu çok mümkün olan bir şey değil. Yani o eseb de duygulardan biriydi. Böyle fikirleşin ki ben hiç sevinmeyeyim kimi bir hedef koyursunuz karşınıza veyahut da hiç üzülmeyeyim kimi. Bunlar mümkün değil tabii ki ama eseb kontrolü mümkündür. Sizi esebleştiren bir şeyi müeyyen seviyede dayandırmak ve onun seviyesini kontrol etmek, sonrasında davranışlarınızı da kontrol etmek. Bunu daha çok esebleşerek vurma kırma davranışları olan insanlar, esebleşerek dava, münakaşa, dövme, fiziki şiddet gösteren insanlar bunun problemini daha çok yaşıyorlar. Çünkü sonrasında büyük pişmançılık da yaşıyorlar ve o anda o halı kontrol edebilirler. Yani gözüm dönür kimi ifadeyle. Bu ona göre büyük bir problemdi. Yani izleyicimizin dediği vaziyet bunun biraz daha şiddet olarak aşağı bir formasıdır ve biraz daha içe dönük formasıdır. Yani biri var ki esebleşende harice bunu patlayarak reaksiyon vermek, biri de var içe atıp bu şekilde reaksiyonlar vermek. Azerbaycan Burada ümumiyyətlə belədir ki, biz... terapiyada müalicəsi aparılmalı. Yani bunun belə bir tək cümleyle şeyi yoktu. Yani düzenle şey, tək cümleyle Təbii olacak bir ki, şey değil. əsəb o qədər sarsıdır ki. Terapiyada müalicəsi ama aparılır ve neticeler yaxşı olur onların için. Ümumiyyətlə deyirlər ki, bədənsəl, yəni xəstəliklərin önünü almaq asandır. Nəinki ruhsal xəstəliklər. Çünki bilirsiniz, bu bizim özümüzdən asılı deyil. Yəni qalın geyinib özümüzü qoruya bilirik soyuqdan, amma ruhumuzun bir qapağı, bir geyimi yoxdur ki onu qoruyaq. Əslində necə davranmalıyıq? Çöldən gələcək, ruhumuza gələcək zədələrin qarşısını, ruhumuza toxunacaq, onu xəstə edəcək problemlerden necə qoruya bilərik özümüzü? Bu mevzuda bunun da bir koruma usulü var. Yani ki profilaktikası var. Ruhsal hastalıkların profilaktikası var. Ruhsal hastalıklara yoluxmağın yöntemleri de var aslında. Yani mesela için diye ki siz hayat tarzınızı müeyyen bir şekilde ilerletseniz ruhsal hastalıklara daha hassas hale gelebilirsiniz. Aynı zamanda tersi de mümkündür. Ruhsal hastalıklardan özünüzü koruyabilirsiniz. Burada nerede önemli olan? Öncelikli olarak birinci nöbede biz diyoruz ki insanın nece ki gıdaya, başka cür gıdaya, manevi gıdaya da ihtiyacı var. Bu manevi gıda o insanın eliyerken zövk aldığı şeylerdi. Yani ki o işleri görerken haz alma olur. Yani bazı işler mecburiyet, mesuliyet kimi işlerden yola çıkarak olur. Bazılarından ise haz alma olur. Bunlara hobi değildir. Ve bu hobiler hayatımıza mutlak bir şekilde elave olunmalıdır. Bu birinci nöbede vacip bir şeydi. Diğer bir şey iş saatlerinin hansı ki Azerbaycan'da çok katma katışıktı. İş saatlerinin metodlaştırılması. Yani ki iş saatleri eğer günün 24 saati boyunca devam edilirse müeyyen müddetten sonra burada bir dekompensasyon yani ki bir şey olur. Yorgunluk, kroniki yorgunluk yaranır. Bu şekilde bize çok müracaat edenler olur ki artık işle alakalı telefonu açmak istemiyorum, işle alakalı hiçbir şeye bakmak istemiyorum kimi şekilde bize gelenler olur. Diğer önemli bir şey ise, şimdi bunları ne kadar karşısına alma olur, onlar ayrı mesele. Diğer önemli mesele ise hadiselere yüklenen manalar. Yani ki biz 10 nefer insanı bir hadise karşısına koysak, sonrasında onların fikirlerini sorsa, onların onu da farklı fikir diyeceği. Yani ki hadise aynıdır ama hadiseye yüklenen mana farklıdır.
Buradan yola çıkarak da düşünce hatalarından danışılır. Yani ki insanlar hadiseleri yorumlayarken düşünce hatalarından çok istifade edirlər. Ve bu onların psikolojisine ve yani depresiyaya ve teşvişe meyillenmesine sebep olur. Yani bir misal olarak versek, sıradan bir misal olarak. Yolda giderken çoktan da tanıdığımız bir insan bizim yanımızdan ötüp geçir, bize salam vermir. Bizim burada düşünce tarzımız nece olabilir? Alternatiflerden birisi odur ki, beni gördü ancak görmezden geldi. Burada Doğru. bizim ona hissedeceğimiz duygu bir cür olar. Diğer bir varyant olabilir ki, öz-özümüze düşünek ki, gör ne kadar düşünceldi ki, etrafını görmür, göresen bir problemim var. Bu zaman ona hissedeceğimiz duygu bir başka cür olar. Yani bu Evet. şekilde hadiselere yanaşma şeyi çok vakit yanlı olur. Mesela için özünün diyelim ki özgüveni aşağı olan insanlar hadiselerde onların ezilmesiyle alakalı düşüncelere çok meyilli olurlar. Veyahut da ki müeyyen bir mühitte olan da ümumi deyilen şeyi öz üzerine götürme, şahsileştirme değildir buna. Öz üzerine götürme gibi bir meyilliği olur. Veyahut da ki baş veren bir hadisene diye ki bir işin dalınca gelirler, işte başarısız olurlar. Bunu ümumileştirme gibi bir hususiyetler olur. Yani ki ben ümumiyetle başarısız bir insanım, bende hiçbir şey alınmıyor. Veyahut da ki sevgililer tarafından terk edilen insanlar olur ki ben sevilmeyen bir insanım veyahut da ki bundan sonra hiçbir insan beni sevmeyecek gibi bir düşünce formaları var ki bunlar reallıkla uygun değil. Ve bu düşünce formatları da sürekli olduğunda çünkü bunlar bir şema değildir. Yani ki beynin nüve formasında beynin alt tabakalarında yerleşmiş olur. Ve hadise baş verdiğinde otomatik olarak bu cür düşünmeye meyillenme olur. Ona göre de bu düşünceleri değiştirmek zaman alır. Ama değiştirdikten sonra hadiselere bakış tarzı da değişeceği için hususıyla biz bu düşünce hatalarıyla depresyonun ve teşviş pozuntuların muhalecesinde çok işleyerek bu düşünce hatalarını aşkar etmek ve bunları değiştirmek ve düşünce tarzını değiştirmek çok efektif yöntemlerden biridir. Bəli, bilirsiniz, ən çox da bəzən mənim kənara baxışımı dəyişmək asılı da, amma mənim mənə baxışımı dəyişmək çok çətin olur. O Bilirsiniz, bəli. çünki qarşımızdakini tamam deyə bilirik ki, bəlkə fikirliydi bunu belə etmədi, amma özünü yargılama, o özündəki məni sorğuluyor ancaq insan özündəkini. Mən bunu etdim, niyə mən bunu etdim, gərək bunu etməzdim. Onu kontrol etmək çox çətindir. Doğru, doğru geldi. Yəni bu da gətirir bəzən edirik. Yəni bunu özümüzə deyirik ki, daha çox da bilirsiniz Azər bəy, insan dəyişmək anında özünü dəyişmək, həyatını dəyişmək istəyəndə rastlaşır məncə bu problemlərlə. Bir addımı atır həyatı dəyişsin deyə və oturur onu dayanmadan götür-qoy eləyir. Bu da gətirir Tabii ki insan. değişmek öz özlüğünde bir çetin bir süreçti. İnsanlar değişmeye karşı zaten çok dirençlidirler. Yani ki değişmeyi hiç sevmezler. Hatta değişmek o kadar çetin bir şeydi ki bir insan hazırki vaziyetinden zarar görse bile değişmek ona teklif olunduğunda ona korkutucu gelir. Çünkü bilmediği bir şeydi, alışmadığı bir şeydi ve neticesinin ne olacağını bilmir. Ona göre değişmeyi öz özlüğünde asan söz olarak değildiğinde asan görünebilir. Yani bugünden değişeceğim, belli olacağım kimi görülebilir ama değişmek çok çetindir. Yani değişen insanlar da 1-2 faiz kimi çok az nispetlerdedirler. Yani hayat hadiseleri onlarda bir ferginlik yaratır ve ondan sonrasında onlar kökten özlerini analiz edirler. Özlerinde biz onlara pattern deriz. Yani ki biz özümüzü nece analiz edebiliriz? Tekrarlayan davranış hususiyetlerimiz var. Mesela diyelim ki müeyyen situasyonlar var ki biz o situasyonlarda her zaman aynı cür davranış gösteririk. Buna bir pattern değildir. Bu sevgili seçiminde de olabilir, bu iş münasebetlerinde de olabilir, bu büyüklerden ünsiyette de olabilir, karşı cinsten ünsiyette de olabilir veyahut da ki aile içi münasebetlerde olabilir. Farklı farklı situasyonlarda müeyyen bir paterni sürekli tekrarlayır olabilir.
Ona göre de bu paternlerden yola çıkarak biz özümüzde neyin problem olduğunu aşikarlama ihtimalımız daha yüksekti. Tekrarlayalım. Mesela için böyle bir şey oluyor ki bazen bize müracaat edirler. Bir neçe defa tekrar tekrar aldatılmış insanlar olur. Yani sevgili tarafından aldatılmış. Ve onlar onlara yani bu şeyi geri kaytarandaki yani siz dikkat edirsiniz artık üçüncü veyahut da ki beşinci böyle bir partner seçiminiz olup ki hansı ki birbirine benzerdirler partnerler. Yani ki bu insanlar hususiyet olarak birbirlerine benzerdiler ve size davranış tarzları da benzerdi. Ve sizin burada tekrarlayan bir davranış hususiyetiniz var. Bunlar üzerinden çalışmak, o insanlarda bir farkındalık yaratmasına ve sonrasında seçimlerini ederken hansı motivasyonlarla bunu ilediklerini anlamalarına kömeyedir, efektif Ben olur. izleyici suallarını gözden geçiririm ama izleyicilerden birincisi özür istedim. Həm suallarınız çoxdur, hamısını oxuyub çatdırabilmirəm deyə səsləndirmirəm. Həm də doktor bütün suallara zaten cevap verir. Əgər diqqətlə qulaq assanız, yəni dinləsəniz, inanın ki mən özüm baxıram, bir-bir sualları da oxuyuram, həkimin də cavablarına baxıram. Hamısı bir-birinin üstünə düşür. Yəni sadəcə dinləsəniz, məncə artıq bütün suallarınızın cavabını tapacaqsınız. Azərbay kimdir xəstə edənlər? Ruhsal xəstə edənlər Ha, bir de o və mevzular belki. kimdir xəstə olanlar? Bir de o meşhur mevzu var ki yani psikiyatrik klinikalara veyahut da ki psikologlara, psikiyatrlara müracaat edenler psikolojik hastalar değil. Psikolojik hastaların yorduğu, takatsiz düşürdüğü insanlardı diye bir şey var. İnanış var. Burada tabii ki böyle bir şey var. Yani ki mesela siz müeyyen bir psikiyatrik patolojisi olan, özellikle karakter patolojisi olan bir insanla birlikte yaşayırsınızsa, onun karakterinin patolojisi, yani karakterinin çetinliği, tırnakta diyelim bunu, çetinliği size de tersir edecek, sizin de hayat keyfiyetinizi aşağı salacak. Bu bir manalı şekilde düzdür. Ancak ki sizin burada eksik tarafınız nedir? Siz özünüzü bu şekilde manipülasyon edilmeye veyahut da ki bu şekilde diyelim ki ezilmeye icaze verirsiniz. Bu icaze vermek bir başa icaze vermek değil. Yani ki burada insanlar şey kimi başa düşürürler, karşı tarafı sert bir şekilde reaksiyon vermek kimi başa düşürürler. Ama bu icaze vermeler ince ince olur. Yani hissedilmeden olur. Bir müddetten sonra artık görünür ki o insan çoklu tavizler vererek bu vaziyete gelmiş olur. Yani birdenbire o baş vermir. İki insan birbirinden ünsiyet kurarken bir güç münasebeti başlayır. Güç dengesi formalaşmak için vakti istiyse bu formalaşma öz yerini tutması lazımdı. Ve bu süreçte o insan birçok tavizler verip yani ki burada esas hususiyette yok diyebilmeme veyahut da ki itirme korkusu, bunun kimi önemli uşaklıktan gelen korkular, bu tavizleri vermesine, özgüvenin aşağı olması, sevilmeye layık olmadığını düşünmek kimi düşünce hataları ve şemalar bu ezilmeye sebep olur. Ona göre de burada Ezilmeye diyende yani ezilmeye kabul etmeye mi? Çünkü biz bayağı dedik, haradasa tekzip olunan fikirler var. Biz bayağı dedik ki, bakın 5 defa ayrılırsa, yani misal bu üzere çekildi diye, ben de onu size demek zorunda kalıram. 5 defa ayrılırsa ve aynı karakterli adamlarla karşılaştıysa, bu demektir ki bunun tabiatı onu çekir, öyle değil mi? Şuur altısı, tabiatı. Bəli, o da var. Orada Bu belə bir şey var ki, o insan uşaqlıqdan gördüyü ilk prototip insanlar, yani bunlar çox vaxt valideynler olur. O valideynlerin davranış xüsusiyyətləri, eğer agresif davranış xüsusiyyətləri varsa eğer, Haberim. bu onlara doğma gelir. Çünkü uşaqlıqdan öyrəşdiyi, alıştığı tərz bu tərzdir. Yani ki, kobud diye ki bir rəftar tərzi, eğer uşaqlıqdan bir insan sürekli məruz qalırsa, sonuçta bu rəftar tərzini doğma görür. Ona göre de bu rəftar tərzini gelecekte partner seçerken karşılaştığında
daha səmimi gəlir və daha seçməyə meyilli ola bilər. Bu bir tərəfidir. Ancaq digər tərəfdən bizim dediyimiz, məsəl üçün, intellektual insanlarda bunu daha çox görürük. Yəni ki, qadın da, kişi də universitet məzunlardır, master, magistrlar elənilibdir. Bir müddətdən sonra ailədə güc dəngəsi formalaşa bilmir. Yəni mübarizə davam eləyir və bu qarşılıqlı bir-birini günahlandırma şəklində artıq, yəni biri o birini ram etmə şeyi də mümkün olmur və münasibət belə bir ünsiyyət çıxmazına gəlib çıxmış olur. Belə hallarda bizim müşahidə elədiyimiz, ən çox müşahidə elədiyimiz şey odur ki, burada müəyyən dəngələrin formalaşması və qəbullanmamasının səbəbi o insanlar başlanğıcda o tavizləri verərkən gözləntiləri başqa olur. Daha sonrasında isə taviz verdikləri üçün itirdikləri şeyləri üst-üstə yığıldıqca çox böyük itkilər olduğunu, deyək ki, haqlarını itirdiklərini gördükdən sonra buna etiraz eləməyə başlayırlar. Amma bu bir gündə baş vermir. Demək istədiyim şey budur yani. Tabii ki, Yani bəli. mən cütlük terapiyasıyla da məşğul olduğum için bu dəngələri aslında evliliklerde en çok görmək olur. Evlilik Bəli. münasibətlerinde. Bu güç mübarizəsi, güç dəngəsinin oturub oturmaması, formalaşıb formalaşmaması çox önəmlidir. Və oradakı süreçte, yəni illərin evliləri gəlirlər. Süreçte bunun necə olduğunu müşahidə elədiyinizdə bu formulanı görmüş olursunuz. Bir növ fədakar görürəm mən o insanları, hansı ki qarşısındakı o çətin xarakterlər deyəcəm, niyəsə onlara ruhsal pozuntusu olan bir xəstə kimi görmürəm o insanları, çünki onlar da bir travma nəticəsində bu hala gəlmişlər və özlərində o sorunu bilmirəm hansı şəkildə tapacaqlar ki, bu məndə artıq sorundu, bu məndə artıq problemdi. Yəni, amma onun qarşısındakı adam bəzən fədakar olur ki, çox şeyə səbr edir və bir yerdə ki, o siz bayaq dediniz, Loru deyək bunu, səbir kasaları daşır və artıq dözməməyə qərar verirlər. Mən də çox rastlaşıram, amma bir məqam var orada. Bunu qarşımdakı istəmədi. Bunu biz bəzən seçirik. O çətin xarakterə və yaxud da o anlaşılmaz, o təhqirlərə və yaxud da təzyiqlərə o qədər təzyiq görüb ayrılmayan cütlüklər, ayrılmayan ailələr. Müəyyən kırmızı xətlər olmalıdır ki, onlar heç bir şəkildə icazə verilməməlidir. Bunlar fiziki şiddət, təhqirdir. Bunun kimi şeylər icazə. Fikir ayrılıqları ola bilər təbii ki. Amma müəyyən şeylər var ki, onlar qəti bir şəkildə insanlar üçün şey olmalıdır, sərhəd olmalıdır. Burada problem aslında insanlar öz sərhədlərini qarşıdakı insana bildirməyi eləmirlər. Yəni ki, mənə necə davranabilərsəni, biz karşımızdaki insana eğer bildirmesek, o insan bunu özü öğrenmeye çalışacak ve test elemeye çalışacak. Müəyyən testler eləyəcək ki, belə davrandı, belə reaksiya verdi, belə davrandı, belə reaksiya verdi. Burada o tavizler verilir. Yani ki, o davranışlarda eğer bizim özümüz öz sərhədlərimizi bilmiriksə, bize necə davranılmasını özümüz de hiç bilmiriksə, o zaman orada problemler yaşanır. Müəyyən müddətdən sonra artık şey görünür ki, yani ki burada bir ezilen taraf var. Ama fedakarlık diye bir karakter hususiyeti yoktur. Burada karakter patologyalarından danışmakta biraz fayda var. Mesela için en çok bilinen narsistik karakter patologyası ve borderline karakter patologyası dediğimiz insanların da aşina olduğu iki karakter patologyası çok sıktı. Narsistik karakter patologyasında problem ondadır ki bu insanlar karşılarındaki insanların sərhədlərinə hörmət etmək, yəni ki onların deyək ki dəyərləri, onların duyğuları, empatiya qurmaqda biraz öncə dedim çətinlik çəkirlər. Yəni ki onların yaşadıkları duyğuları hiss eləmək və bu yöndə onları anlamağa çalışmaq bu cür bacarıqları aşağıdır. Hədəf, motivasiya isə çox vaxt valeh eləmək, birinci narsistlərin əsas hədəfi bu olur. Qarşısındakı insanı valeh eləmək. Ondan sonra tabe eləmək. Hətta valeh elədikdən sonra da deyək ki, gözlərindən düşür, deyək ki, o dəyərini itirir. Başlanğıcda çox uğraşdıqları bir şey əldə etdikdən sonra gözlərindən düşür. Bunlar münasibətlərdə problem yarada bilir.
Borderline karakter patologiyasının əsas xüsusiyyəti isə emosional oynaqlıqdır. Yəni onlarda çox sıx dalğalanan bir əhval-ruhiyyə halı var. Yəni ki, bu əhval-ruhiyyə halı aşağı-yuxarı oynaqlıq göstərsə də gün ərzindəki hadisələrlə aşağı-yuxarı biraz sabit gediş göstərir. Yəni böyük bir hadisə olmadıqca əhval-ruhiyyəmiz kəskin oynamaz. Amma borderline karakter patologiyası olanlarda kəskin qırılmalar olur. Birdən-birə çox Ya dərin düşün. depresiya girib birdən-birə də özlərini bir anda çox xoşbəxt və bunlar bir neçə gün çəkə bilər, yəni müddət olaraq. Belə oynaqlıq olduğu üçün süreklilik göstərə bilmirlər, yəni mütəmadilik problemləri yaşayırlar. Digər əsas problemləri isə borderline xarakter patologiyası olan insanların elə bir təhlükə olmasa belə itirmə qorxuları var. Ona görə də onlar qarşısındakı insanı itirməmək üçün xüsusi çabalara girirlər və bu çabalar nə şəkildə olur? Sən məni tərk edəcəksən şübhəsini, öz içlərində olan şübhəni rahatlatmaq üçün, belə olmadığını özlərinə şey eləmək üçün, göstərmək üçün soruşmaq və ona bənzər formada, yəni ki, bax bu davranış elədin, məndən ayrılmaq istəyirsən, çünki belə edirsən ona görə. Bu bir müddətdən sonra öz-özünü doğrulayan kehanət olur. Yəni ki, qarşıdakı insan da artıq bu şeylərdən, gərəksiz şübhələrdən yorulduğu üçün ayrılma baş verir. Yəni bu da ikinci ən sıx xüsusiyyətlərdir borderline-ların. Bir diğer forma da var ki, məsəl üçün o qədər də bilinmir. Bağımlı və yaxud da ki, asılı kişilik, asılı xarakter forması. Bu insanlar isə özlərinə, özgüvənləri çox aşağı olduğu üçün tək başlarına deyək ki, dünyanın problemlərinin öhdəsindən gələ bilməyəcəklərini düşündükləri üçün birinə yaslanmaq, birinə söykənmək ehtiyacı hiss edirlər. Və onlar çox vaxt bir çox şeyə də göz yumurlar. Yəni ki, burada artıq bir şey olur, hakim bir mövqədə olan bir partner olur. Bir də itaətkar mövqədə olan bir partner olur. Və bu da onların əslində xarakter özəlliklərinin bir xüsusiyyətidir. Yəni onlardakı o dəngə əgər oturubsa onu pozmağa çalışsanız əslində onlara ziyan vermiş olarsınız. Belə bir şey də var. Yəni ona görə xarakter xüsusiyyətlərini anlamaq bəsit açıdan baxaraq mümkün deyil. O qədər nüanslar təsir eləyir ki, burada bir balanslaşma oturur. Yəni süreç içində bir balanslaşma oturur. Bir psixoloq, bir deyək psixoterapevt öncə balansın harda oturduğunu bir anlamalıdır. Yəni ki, o balanslaşma, dəngə harda formalaşıbdır. Və ondan sonrasında bu dəngəni nə qədər sarsıtmaq olar, dəyərmi, dəyməzmi bunlara baxmalıdır. Yəni yanaşma kökündən, yəni ki, problem var kökündən daha da təzdən quraq kimi olmur yerinə. Əlbəttə olmur. Bilirsiniz, ortada duyğu, ruh deyəndə elə bir növ duyğusal məsələlərdir bunlar. Duyğu, ruh, bu əllə görülməyən, əllə tutulmayan, gözlə görülməyən şeylərdir. Belə bir sual verəcəm sizə, bilmirəm nə dərəcədə doğru olacaq. Ruhsal sağlam olmayan insanlar ruhsal xəstələrdir mi? Yoxsa zəifdirlər deyə belə bir sıxıntı mı yaşayırlar, yoxsa ruhsal xəstə tamam başqa bir şeydir? Bilirsiniz, şeyin qarşılığı yoxdur. Yəni elmdə iradə, zəiflik və güclülük, bunun kimi dilimizdə və bütün dillərdə olan sifət və zərf kimi şeylərin, yəni xüsusiyyət bildirən şeylərin tipdə qarşılığı yoxdur. Yəni psixiatriyada da qarşılığı yoxdur. Ona görə də zəif insan, güclü insan deyə bir şey yoxdur. İradəli, iradəsiz insan deyə bir şey yoxdur. İradə və iradəsizlik belə bir şeydir ki, motivasiya. Motivasiya deyə bir şey var. Motivasiya da nədir? Bir şeyin sonunda bizi gözləyən mükafat bizim motivasiyamızı yaradan və sürdürən bir şeydir. Belə bir şey də var ki, məsəl üçün diqqət əksikliyi və hiperaktivliyi olan insanlarda bir hədəfin dalınca uzun müddət getmək səbri olmur. Yəni ki, onlar diqqətlərini bu qədər uzun müddət bir hədəfə yönəlib sürdürmək onlar üçün mümkün olmur. Ona görə onlar üçün qısa hədəflər lazımdır. Əslində, intellektləri çox yüksəkdir, çox bacarıqlı insanlardırlar. Amma hədəf mövzusunda süreklilik göstərmə bacarıqları çox aşağıdır.
Diğer taraftan iraden dedik, güçlü ve zayıf olmak. Yani ki hadiseler karşısında bir manada diye ki ötesinden gelip sınmadan, eğilmeden devam etmek ve yoksa da ki çökmek, özüne kapılmak kimi hususiyette. Bunun kimi şeylerde de hadisenin ne olduğuna bakar ve o insanın o hadiseyle alakalı ne kadar hassas olduğuna bakar. Yani ki mesela şu diye ki bir valideynin itkisi narsistik bir insana bir cür tesir eder. Asıllık karakter özelliği olan insana da bir cür tesir eder. Tabii ki. Halbuki yaşlanma dediğimiz proses o ise narsistik insana bir cür tesir eder. Asıllı olan insana bir cür tesir eder. Yani mesela şu, diye ki bu narsistik insan başkalarına karşı empatiye kurmak, duygusal bir yatırım eleme bacağı aşağı olduğu için onun diye ki yakınını yitirmekle alakalı süreçte daha bunun yaxşı öhdəsindən gəlir kimi görünebilir. Ama tam tersine yaşlanmak kimi karşısı alınmaz bir proses karşısında acizlikten bir yaşlanma döneminde narsistik insanlarda problemler daha çok. Bunlara life crisis değildir de yani hayat şeyleri, krizleri, yaş krizleri, orta yaş Tabii. krizi, ileri yaş krizleri dediğimiz krizleri daha çok yaşayanlar. Yani bele nüanslar olduğu için burada tek bir şey formattan danışmak mümkün değil. Azər Bey, baxın, daha çox narsistlik xüsusiyyətlərinə toxunursunuz. Fərq var mı kişilərdə mi daha çox olub, yoxsa qadınlarda? Ən çox hansılarda daha çox görsənir özünü Ana biruzə fərqləri kişilərdə narsistik xarakter patologiyası daha sıx görünür. verir? Qadınlarda bunun qarşılığı daha çox histerionik dediğimiz bir karakter özelliği var. Daha çok o olma olur. Bir diğer de borderline karakter özellikleri. Burada şeyi de ayırt edemek lazım. Narsistik özellikler göstermek her zaman narsistik patoloji demek değil. Yani ki karakter patolojisi diagnozunu koymak için müeyyen şiddet seviyesinde olmalı. Yani ki o karakter patolojisinin kriteriyasını karşılayacak derecede olmalı. Mesela şimdi borderline karakter patolojisi olan insanlarda çok tez tez neler görürük? Şeyi kriteriyanı karşılayacak özelliklerden değil. Bunların mesela şimdi narkotik ve alkagol kimi spiritli içkiler kimi şeylere meyilliliğinin çok olması ve bu içkileri suistifade etmek. Yani normasında istifade edememek kimi vaziyet çok sık görülür. Ondan sonra yeme problemleri bunlarda çok sık görülür. Yani ki Çok mu yani? Yeme bulimiya problemi diyende yeme doymamak gibi problemi mi necə? buna diyelim ki bulimiya nevroza dediğimiz bir hal var ki emosyonal yemeden daha çok. Yani ki özlerini narahat hissettiklerinde veyahut da ki bir problem sebebine çökkünlük hissettiklerinde yemeğe meyillenme, daha sonrasında özünü kusturma gibi problemlerden danışıyorum. Ya buna da bulimiya nevroza değildir. Bundan başka tez tez münasebetlerinde sürekliliğin olmaması. Yani ki münasebetin müddeti 3 ay, 5 ay, maksimum 6 ay kimi kısa müddetli ve çok tez tez ayrılık ve yeni münasebete başlama. Ayrılık ve yeni münasebete başlama. Çünkü sevilme ihtiyaçları çok yüksekti. Bu sebepten bir insana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak biraz önce bahsettiğimiz o itirme korkusunda yaşadıkları için münasebeti uzun müddette münasebeti sürdürebilmirler. Bu paternleri çok sık görüyoruz. Diğer taraftan yani mesela bir narsistik karakter patolojisi olan insanda ne görerik deseniz, bu insanların aşikar şekilde öz özüne böbürlenme diye de buna ne derler gürrelenme kimi bir şey ama aşikar şekilde öz özünü tarif etme, maddiyatla fehirlenme yani ki sadece maddiyatla diğer insanı özellikleri kırağı atarak diğer farklı güç şeyleriyle fehirlenme. İkili ünsiyetlerde
problemlere daha çok karşı taraf sevgisizliği hissettiği için yaşıyorlar. Yani o insanlarla yaşayan insanlar o insan tarafından sevgini hissedebilmedikleri için, bir müddetten sonra onu alabilmedikleri için münasebetlerde problemler yaşanır ve narsistin ise bu münasebette problem nece yaşıyor? Bir önce bir insanı özüne vali eylemek için çok çaba sarf ettiği için, motivasyon bu yönde olduğu için müeyyen müddetten sonra o insan artık ona istediği kimi aşık oldu veyahut da bir vali oldu. Bundan sonrasında değerini yitirir ve o insana karşı istekleri tamamen sönür. Bu sebepten münasebette kalabilirler. Yani sebepsiz yere birdenbire ayrılıklar baş verebilir. Yani bu Besbelaya onların özünde. kim diyecek, kim muhalleceye ihtiyacı var veyahut da muhalece olunarlarsa ne kadar değişecekler? Muayene olunurlarsa değişme baş verir. Bu özellikle terapiyalarda baş verir. Yani narsistik karakter patolojisi olan insanların özünün muayeneye müracaat edilmesi çok nadir görülür. Ama borderline karakter patolojisi olan insanlarda depresya dönemleri çok sık olduğu için onlar en azından bu depresya dönemlerinde yani Hissediyor. yaşanan büyük, yani yaşanan büyük bir krizden sonra özüne kastetme kimi manipülatif özüne kastetmeler de çok olur. Bunun kimi vaziyetler yaşayarak psikiyatr, psikolog, psikoterapeute müracaat edirler. Bu dönemlerde de yani eğer düzgün bir psikologla karşılaşıplarsa veyahut da psikoterapeutle karşılaşıplarsa yol alabilirler. Yani ki burada birçok faktör önemlidir. O insanın yaşı, entelektüel seviyesi, öz farkındalığının ne kadar olması, bunlar terapiyada en önemli faktörlerdi. Ama narsistik insanlar nece değişebilirler veyahut da ki nece formalaşabilirler? Onlar da bir müddetten sonra yine de burada önemli rol oynayan şey intelekti ve öz farkındalığıydı. Bir müddetten sonra ikili ünsiyetlerde çok büyük problemler yaşadıklarını görebilirler. Yani teklik hissetmeye başlıyorlar. İnsanlar onlardan uzaklaşır ve sadece diye ki müeyyen bir asıllıkları varsa yanlarında olurlar ve onlar da bunu hissediler. Bu tekliği hissedikleri için de bazen bir özlerine dönüp bakabilirler ki bende yanlış olan nerede? Ondan sonrasında artık bir müracaatler olabilir. Daha nadirdi. Gördüğümüz şey oldu ki daha nadirdi. Azer Bey, böyle bir sual verim, ümit edirəm bu izleyicilere de maraqlı olacak. Çünkü bazen danışmırıq ruhsal sorunumuz olanda. Susmağa önem veririk. Ama hansı hallarımızla bir mesaj ötürə bilərik veyahut da yaxınlarımızın hansı halından anlamalıyıq ki, ruhsal problemi var, sağlam deyil. Ruhsal problemin növüne göre değişir ama ruhsal problemi anlamak çok vakit Ne asandır. kimi Daha sık görüntü sergiliriz biz o halde? görünen hallar depresyallardır. Depresyallarını graftan nece anlamak olan? Depresyallarını graftan anlamak için öncelikle o insanın birinci ünsiyetinin miktarının azaldığı çok belirgin şekilde göze çarpacak. Yani ki daha çok tek kalmaya meyledecek, ünsiyet uzun müddetli ünsiyetlerden sıkılacak, yorulacak ve ünsiyete katılması azalacak. Daha evveler diye ki dostlarıyla, tanışlarıyla tez tez görüşmeye meyilliydi ise artık biri yerine çağrıldığında müeyyen bahanelerle gelmek istemeyecek. Gıcıklanmasının ve esebleşmesinin çok arttığını görebiliriz burada. Aynı zamanda iş şeyleri, performansları veyahut da ki, diye ki bu ev işi de olabilir. Eğer bir işte iş değillerse orada da olabilir. Aşağı düşer. Yani hatalar çok elemeye başlıyorlar. İşte hevessizlik, mecburiyetten eledikleri işlerde yarımçıl eleme şeklinde bir hal görülebilir. Ve bu vaziyette biraz daha gizli gidebilir. Yani burada biraz dikkatli olduğumuzda bunu görebilir, hissedebilir. Ama biraz daha ileri dönemde artık yataktan çıkmak istememe, hayattan bezdiklerini tez tez dile getirme, yaşamanın manasız olduğunu dile getirme, geleceğine alakalı hiçbir plan kurabilmeme, hiçbir şeye sevinebilmeme veyahut da evveler sevdikleri şeylerden zövk alabilmeme ve ölüm düşünceleriyle eğer dile getirilirse, böyle bir cehdler olursa buradan artık bu depresyon vaziyetinin anlamı olur. Bundan başka diğer aile hayatında cinsel isteğin tamamen azalması veyahut da yok olması bir depresyon alameti olabilir.
Geleceğin əlaqəli qorxu və təşvişin, yəni çox pis şeylər olacaq kimi qorxu və təşvişin olması və bunun dilə gətirilməsi ola bilər. Bu eyni zamanda təşviş pozuntusunda da olur. Yəni ki, təşviş pozuntusu da qrafdan çox hiss olunur. Çünki o insanlar başqa insanların qorxmadığı şeylərdən qorxurlar. Və bu qorxu şiddətli bir dərəcədə olur. Deyək ki, məsəl üçün, uşaq məktəbə gedibdir. Və yaxud da ki, universitetə gedibdir. Bir saatdan bir zəng eləmək və yaxud da ki, 15 dəqiqə gecikdiyində zəng eləmək, üst-üstə zəng eləmək. Bunun bu şəkildə bezdirici və qorxularını göstərən davranışlar ola bilir. Ondan başqa evdə tək qala bilməmə halları ola bilir. Diğer bir mövzu panik atak yaşayan insanlar. Məsələn, onların panik atakları gözle görünen şekilde olabilir ve bu taraftan görüldüğünde de sanki infarkt veya da üreyle alakalı bir şeymiş kimi görülerek çok korku yaradı ve hatta tercihli yardım çağrılabilir. Bunun kimi vaziyetler yani bizim anlamamız için şey olabilir. Yeterliydi bence de. Acaba yeni yetmelerden sual versem, yeni yetme yaş döneminden. Çünkü bakın o an ruhsal değişimlerin çok olduğu bir vaxtı, Bəli, yani o yaş dönemi. O uşaqlara deyim, bilmirəm ne deyim, onlara ne keçid diyebilirim, dövründe yani aslında. Uşaq da keçid değiller, dövründe gençler de değiller. ne kimi mesaj verə bilərik onlara? Çünkü ben programdan sonra önemli məqamları kəsirəm ve bunu bildiriş olarak onlara gönderirəm, hediye edirəm, belə deyim. Mesajınızı almaq istəyərdim. Məhz yeni yetmələr için. Çünkü her an... Yeni yetmələrə öncəliklə şəxs kimi davranılmalıdır. Yəni ki, uşaqlıqdan çıxıblar, o doğrudur. Daha yetişkin deyillər, amma ki, uşaq da deyillər. Ona görə fikirləri diqqətə alınmalıdır. Fikir diqqətə alınmalıdığını bizim insanlar səhv başa düşürlər. Sanki fikir diqqətə almaq onun dediklərini eləmək kimi bir şeydir. Yəni fikir müzakirəyə alına bilər və burada ortaq qərar verilə bilər ki, ailə içindəki bu nə qədər olar, nə qədər olmaz. Amma insanlar, məsəl üçün, biz bunu dediyimizdə biraz həddindən artıq formaya gediblər. Yəni ki, yeni yetmənin heç bir dediyinə etiraz etməmək, bütün istəklərini yerinə gətirmək, bunun kimi aile içindeki müəyyən qayda qanunları pozma kimi bir şeylere dönüşür bu. Bu qətiyyən olmaz. Yəni ki, ailənin özünün müəyyən qayda qanunları olmalıdır. Və bu qayda qanunları da bütün ailə üzvlərinə, əgər ailə üzvləri için keçerli olsa daha işe yarayan olur. Çünki uşaq görür ki, bu qanundur. Ata üçün de eynidir, ana üçün de eynidir. Bu keyfdən olan bir şey değil de. Keyfdən Mükemmeldir, olan bir şey bakın, değil. herkes için eynidir, məhz bu. Bəli, Herkes için herkes eyni eyni olsun. O zaman uşaq deyir ki, hə, burada demək ki şeydir, bu qaydadır, değiştirilə bilməz. Ama olduğunu görən ədalət, həm ədalət, həm də ki değiştirilə bilməsi üçün çaba göstərməyə meyillənmirlər. bəli. Ama valideynin keyfiyle, əhvalıyla değişen belə hallarda deyək ki, ceza verilir. Bugün valideynin keyfi yaxşıdır. Ceza verilmir veya da göz yumulur. Sabahları şeydi, daha əhval ruhiyyəsi başka sebepten pisti. Bu sefer daha katı cezalandırılır. Belə hallarda o yeni yetmə de başa düşür ki, bu valideynin keyfindən asılıdır ve esas burada valideyni razı salmaqdır. Ona göre manipülatif davranışlar olur burada. Ben özür istedim, bir su götürəcəm. Aha, gel buyurun. Ben de bu arada izleyicilere nazar getireyim. Ümid edirəm, bütün suallarınıza cevap alırsınız. Çünkü doğrudan da doktor bütün mövzulara toxunur, etraflı cevap verir, etraflı izah edir daha doğrusu. Aha. Biz haradasa bir saate yakınlaşılıq artık. Bazen bir saati geçenden sonra bütün qonaqlarıma deyirəm, ister istemez donma halları baş verir. Mən də canlını səhifədə saxlamaq istəyirəm. Bir iki sual da verəcəm sizə ki, bu özünü ələ ala bilmə, özü ilə barışıq olma, özü ilə həmfikir olma nə dərəcədə ruh sağlığımıza köməklik göstərir?
Özünü qəbullanma o çox önəmli bir nüansdır əslində. Yəni Hmm. hazırda terapiyaların xüsusi bir formatı var. Qəbullanma terapiyaları, acceptance terapi deyilir buna. Və son dövrlərdə də çox populyar olmağa başladı. Çünki effektiv olduğu üçün populyar olur. Qəbullanma çox önəmli bir şeydir nəyə görə? Çünki qəbullanmadan sonra artıq müqayisə etmə bitir. Özünü deyək ki, aşağı değerlendirme ve özgüvensizlik kimi bir hallar azalır. Bundan başka müəyyən situasiyalarda daha rahat olma, özü kimi olma dediğimiz şey o halda mümkündür. Diğer Evet. hallarda yani ki müəyyən bir çaba var. Mükemmel bir beynindeki mükemmel bir şeyi göstermeye çalışmak var karşıdaki insana. Özünü o cür tanıtma kimi bir çaba var. Ben. Bu çaba çok yorucu olur bir müddetten sonra ve o insanlar aslında o şekilde özümü gösterebilmerem diye de narahat olup bir de teşviş yaşıyorlar üstüne. Bu Evet. sebepten bazı mühitlere girmekten kaçınırlar ve bu da onların özlerine kapanmasına, uzakta kalmalarına sebep olur. Ona göre özünü kabullanma yani olduğu kimi kabullanma önemli bir prosesti. Ama bu baş vermelidir hardasa yeni yetmelik dönemlerinde. Çünkü birçok insanda bu yeni yetmelik dönemlerinde baş vermediğinde, ileri yaşlara kadar sürdüğünde, yani özünün menfi ve müsbetlerini bir arada, yani mesela ben size soruşsam ki siz nece bir insansınız diye soruşsam veya da desem ki size bana 5 müsbet 5 menfi hususiyetlerinizi sayın. Bunları eğer siz sayabilirsinizse, yani özünüzü her noktadan görebilirsiniz ve bu hususiyetleri kabullanabilirsiniz. Ama birçok insan özünün menfi kimi bir hususiyeti özüne yapıştırmak, özüne kabullanmak bacarabilmirler. Mesela Ve şu hatta ancak özünü vermek pakolu, isteyenler de var. mesela demek istediğim şey o da ki, yani müeyyen cemiyet tarafından şeylerinden, menfi hususiyet olarak gösterilen hususiyetler ki var. Mesela çünkü korku, özlerine yaraştırabilmeme veyahut da ki kabullanabilmeme. Bu da ona sebep olur ki ben korkabilmerem. Müeyyen situasyonlarda korku hissettiklerinde özünü günahlandırma çok olur. Ve özünü yetersiz hissetme çok olur. Halbuki korku çok normal bir duygudur ve zaman zaman korku yaşamak normal. Veyahut da ki gifte pahalılık kimi, kıskançlık kimi hususiyetler. Bunlar da birçok insanın kabullanabilmediği hususiyetlerdir ve bu hissiyatlara kapıldıklarında da yine de özlerini o şekilde günahkar hissedirler. Çünkü bir taraftan vicdan, o süperego dediğimiz şey, beynin üst nezaret eden kısmı, o mevzuda bak sen başkasına gıpta edersen sosyal olarak bu çok menfi bir hususiyettir. Sen ona göre de çok zayıf, güçsüz bir insansan kimi Özüne onu değil. ezmeye. Bəli, öz özünə bu şəkildə tənqidi, ağır tənqidi, qatı tənqidi yanaşmaya səbəb olur Ama ne etmelidir aslında? Demelidir ki bu da bir insanlık halıdır mı? Yani gitti ettim veya içimden burada bir his mi? demekten söhbət getmir aslında. Bu xüsusiyyətlərin olduğunu, bu xüsusiyyətlərin bütün insanlarda olduğunu, bunları qəbullanmaqdan keçir. Evet, Yani anladım. bir mükemmel insan varsa siz de bana gösterin. Yani ki mükemmel insan diye bir şey yoktur. Mükemmelleşmeye çalışmak öz özlüğüne menfi bir şey değil. Ama insanın mesela müeyyen özelliklerini değiştirmeye çalışması daha produktif işe yarayan, yani ki bir yaratıcılık sayesinde özünü inkişaf edettirmek, bir ilim sayesinde özünü inkişaf edettirmek, bir ne bileyim sosyal bir bacarık mevzusunda özünü inşa. Bunların hamısı müsbetti ve alkışlanan şeyler. Söhbet bundan gitmiyor. Bunları elememişken veyahut da elemek gibi bir motivasyaya girmeden sırf bu duyguları yaşadığımız için, mesela şimdi diyelim ki korku yaşayırız ve özümüzü güçlendirmeye çalışırız. Burada hiçbir problem yoktu. Ama korku yaşayıp bunu kabullanmadığımızda, yani ben korkuramsa korkağım kimi bir düşünce içindeyimse, yani müeyyen situasyonda korktum bir şeydi ama ben korkağım bir yapıştırmadı. Yani bu bir label değildir buna. Böyle bir terzde olduklarında bu insanlar problem yaşıyorlar. Birçok sferde problem yaşıyorlar. Ona göre de psikiyatrian hedefi de aslında o
müracaat edilen insanın konfortudur. Yani psikiyatriyada müracaat edilen insanın hayat keyfiyetini yaxşılaştırmak gibi bir hedefle yola çıkılır. Yoksa başka bir şey yok. Azərbaycan son olarak bir sual verim. Biraz aslında geniş mənalıdır, ama az dar görünə bilər mənası. Ruh sağlığımızı kimler müalicə edir? Ruh sağlığının müalicəsi birinci, burada büyük bir şey var, problem var. Neye göre? Birinci diagnoz koyulmalı. Yani diagnostika olmadan hiçbir ruh sağlığı müalicəsine girişilebilmez. Yani birbaşa psikologla başlanılabilmez veya da ki birbaşa psikoterapiyatla başlanılabilmez eğer bu həkim psixiatr değilse. Neye göre? Çünkü bazı ruhsal problemler olur ki orada müəyyən yanaşmalar daha da vəziyyəti travmatikləşdirə bilir. Məsələn, deyək ki, bir dərin depressiyası olan bir insanla müəyyən travmaları təzdən canlandırmaq o dönemde təhlükəli ola bilər. Bu diğer tərəfdən deyək ki, depressiyası olub intihar düşüncələri olan bir insan psixoloqa müraciət etdiyində, bu psixoloqun gözündən qaçdığında gələcəkdə bir intihar hadisəsi gözdən qaça bilər. Diagnoz qoyulmadığında, düzgün diagnoz qoyulmadığında bir çox psixotik xəstəliklər gözdən qaça bilir. Bu səbəbdən birinci diagnoz qoyulmalıdır. Daha Kim sonrasında qoyacak diagnozu? Necə bu qoyulacak yani? diagnoz sadəcə psixiyatr tərəfindən qoyula bilir. Yəni ki, çünki diagnoz tibbi bir mövzudur. Psixiatriya da tibbi bir mövzu olduğu üçün bu sadəcə tibb sahəsində tədris edilir. Yəni psixoloqlar psixiyatrik xəstəlikləri tanıyırlar, amma tam diagnoz qoyacaq dərəcədə olmuyor. Amma diğer mövzu, diagnoz qoyulduqdan sonra bu terapiyayla kim məşğul olmalıdır? Burada isə psixoloqlar məşğul olmalıdır kimi bir şey deyil. Yəni psixoloq təhsilini almaq, 4 illik psixoloq təhsilini almaq müəyyən terapiyanı etmək üçün yetərli deyil. O terapiya sayəsində terapiya məktəbləri çox fərqlidir. Məsəl üçün, analitik terapiya var, psixoanaliz var, kognitiv davranışçı psixoterapiya var. Biraz öncə bahsettiğimiz o qəbullanma terapiyaları var, EMDR terapiyaları var, şema terapiyaları var. Bunun kimi fərqli-fərqli psixoterapiya məktəbləri var ki, Gestalt terapiya var, terapiya məktəbləri var ki, bunlar 2 illik en az bir teorik hissə ve supervizya ilə olan ve sonrasında da sertifikasiya ilə bu insan bu terapiya ilə məşğul ola bilər kimi bir metoddur. Bunu almış insanlar o terapiyaları edə bilərlər. Ama ondan geri kalan insanlar yani terapiya mövzusunda yani ben mesela için diye ki eğer bu mekteplerin hiçbirinden sertifikatım yoksa ben sadece öz təcrübələrimi karşımdakına deyirəm. Bu o demektir ki, ben senden yaşamağı daha yaxşı bilirəm. Gel sənə öyrədim ki, necə yaşamaq lazımdır. Yani bu şəxsi təcrübəni, öncelikle psixoloq heç bir şekilde məsləhət verə bilməz. Koçluq dediyimiz şeye girişmək olmaz. Heç etik deyil və profesyonel bir şey deyil. Veyahut da ki, tərəf ola bilməz ki, məsəlçün, yoldaşından boşan və yaxud da boşanma və yaxud da belə qəti sözlər qətiyyən istifadə etmək olmaz. İkinci növbədə, yəni psixoloq orada rahatlatma eləməsinin də çox bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, bəzi insanlar gedirlər psixoloqa, orada onların egoları biraz şişirdilir və yaxud da pohpohlanır. Onlar terapiyadan çok rahatlamış çıxırlar, ama bunun uzun müddətdə bir faydası olmur. Yani değişen bir şey olunur. Eynilə, Psixoterapiyanın egoları tətmin olur. Bu çok dikkat almayı hedefleri çok sıkıdır ve insanlar bunun farkında değiller. Yani ki o anlık rahatlamanı hissedebildikleri için gitmeye de devam edirlər. Psixoterapiyanın esas hedefleri birinci növbədə öz farkındalık yaratma olmalıdır. Biraz önce bahsettiğimiz özümüzdeki paternleri tekrarlayan xüsusiyyətlerden yola çıkarak özümüzü tanıma, yani öz farkındalık özünü tanıma demektir. İkinci növbədə isə değişme motivasiyası yaratmaq olmalıdır. Bu iki hedefle yola çıkılmalıdır psixoterapiyada. Bu hedefler yönünde gittiğimizde neticeler yaxşı olur. Ama diğer şeyler de artık bir müddetten sonra gayret etmiş olur. Olur. Azər Bey, teşekkür ederim ben size doğrudan da. O kadar geniş danıştınız her şeyi, etraflı şekilde. Belki de yorduk sizi.
Ya estağfurullah, çok hoş oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel sorularınızla beni yönlendirdiniz. Müeyyen Ben mevzular teşekkür etrafında tanışmak, ben bazen çok dağılabilirim. Siz onları yaxşı toparladınız. ederim. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Sorularına Teşekkür ederim. kısmen de olsa vermiş olmuştur inşallah. Bella Azer Bey, geceniz feyre kalsın. Sağ Seminerde olun. görüşme ümidiyle. Sağ Sağ olun olun. inşallah. Bəli, değerli izleyicilerim, bugün suallarınız olabilir, az dikkat ayırdım, ama eminim ki doktor bütün suallarınızın cevabını detallı şekilde izah etti. Mən canlı sayfada yerleştireceğim. Tekrar tekrar bakarak sizin için aydın olacak bütün suallarınızın cevabı. Geceniz xeyirə qalsın. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Allah amanında.